Merhaba arkadaşlar. Güzel Desenler YouTube kanalımızdan herkese sevgiler. Sizlerle bugün Tunus işi, takı yapımını göstereceğim. Şöyle yakından göstereyim. Tek tığla örülen, inciyle süslenmiş, yapımı da bir o kadar basit. Küpe yapacağız bugün. Gördüğünüz gibi beyaz renkli ve gri renkli yaptım ben arkadaşlar. Sizin elinizde siyah ipiniz varsa beyaz inciyle süsleyerek daha şık görünümlü küpe elde edebilirsiniz. Evet, şimdi yapımına geçelim. Küpe yapımına öncelikle orta kısmından başlayacağız arkadaşlar. Dip kısmından başlıyoruz yani. Toplamda 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekiyoruz. Uç kısmından tutturarak zincirimizin yuvarlak elde ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bu yuvamızın içerisine sık iğneler yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptıktan sonra küpemizin aparatını takacağız arkadaşlar burada. Şu şekilde halka kısmından tığımızı geçiriyoruz ve ipimizi de bu halkanın içerisinden bu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Tekrar geri kalan kısmına 3 tane daha sık iğne yapacağız bu halkamızın içerisine. Aparatımızı taktıktan sonra da 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz ve şu en son sık iğnemizin tepesine atarak gördüğünüz gibi yuvarlak halkamız oluşmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyoruz. Artık yaprağımızı oluşturma zamanı geldi. Hemen bu zincirimizin sırt kısmındaki tek tığına batarak gördüğünüz gibi bir tığ çekiyoruz. Ve daha sonra sık iğnemizin şu üst kısmındaki gözeneğine iki tığ olarak batıyoruz. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane tığımız oldu. Bir, iki sefer de çekiyoruz arkadaşlar. Tekrar hemen bu en son çektiğimiz zincirin tığına batarak ilmekler alıyoruz. Bir, iki ve üçüncüyü yine sık iğnenin gördüğünüz gibi şöyle göstereyim yakından. Gözeneğimize batıyoruz. Ve bir tane çoğalma oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önce 3 ilmekti, 4 ilmek oldu. Bunu ise ikili bir şekilde böyle tekrar gösteriyorum. Sırt kısmındaki tek tığına batıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve dördüncüyü dip kısımdaki sık iğnenin üzerinden alıyoruz ilmeğimizi. İkili olarak bu şekilde örüyoruz. Gördüğünüz gibi. Tekrar yine şöyle göstereyim. Sırt kısmındaki tığımıza battık. Özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Sırt kısmındaki tek tığa batmaya. Çiftli batınca çünkü bu şekilde gözükmüyor. Evet. Ve her seferinde gördüğünüz gibi ilmeklerimiz birer tane çoğalıyor arkadaşlar. İkili olarak bu şekilde örerek üst kısma gelmiş oluyoruz. Tekrar yine aynı şekilde 1 2 3 4
ve 5. İkili ikili arkadaşlar toplayarak üst kısma geliyoruz. Gördüğünüz gibi yaprağımız hemen hemen oluşmaya başladı. Üç, dört, beş ve altıncıya sık iğnenin üzerine batıyoruz. İki, üç, dört, beş ve altı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok zevkli yapımı. Dediğim gibi her renkte yapabilirsiniz siz bunu. Süslemesi size kalmış tamamen. Arkadaşlarınıza hediyelik yapabilirsiniz. 2, 4, 6, 7, 8. yaptık arkadaşlar. Tepeye geldik burada. Şimdi son sıradayız arkadaşlar. Bunu göstermek istiyorum size. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve sonuncuyu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplamda 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimiz var. Bunu da 2, 2 toplayarak arkadaşlar yaprağımızı bitiriyoruz. Evet. Bir zincir çekiyoruz. Gördüğünüz gibi yaprağımız oluşmuş oldu. Hemen keselim burada ipimize. Şöyle ipimizi arka kısmından gizleyelim. Evet, sıra incimizi takmaya geldi arkadaşlar. Bunu bir yapıştırıcı yardımıyla yapacağız. Siz isterseniz şöyle boncuğumuz gördüğünüz gibi delikli dikerek de yapabilirsiniz ama estetik adına yapıştırmak daha mantıklı şu an. Evet, yapıştırıcımızı açalım. Evet, şu orta kısmı hemen biraz yapıştırıcıdan sürüyoruz arkadaşlar. İncimiz tutacak şekilde. Dore bir inci kullandım bunda. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet hanımlar, Tunus işi, yaprak desenli küpemizi hep birlikte öğrenmiş olduk. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayınız. Kanalıma abone değilseniz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.